Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimin ve verimin artırılması için verdiği destekleri sürdürerek 10 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. 7 yıldan beri aralıksız bir şekilde çiftçimizin ihtiyacı olan arpa, buğday, gübre, yem desteği, fide desteği, arılı kovan desteği, zeytin fidanı, fıstık fidanı, canlı hayvan desteği, süt sağım makinesi, meraların gübrelenmesi, arazi yollarının yapılması, yani daha sayamadığımız birçok desteğimizi çiftçimize vermeye devam ediyoruz. Çiftçimiz de Allah razı olsun ekili alanlarımızı 4 kat artırarak, çiftçi sayımız %100 artarak buna cevap verdi. Çiftçimiz kazanıyor, daha da kazansın, bereketli olsun istiyoruz. Çiftçimize en iyi tohumu, en iyi gübreyi, en iyi yemi, en iyi fideyi temin ediyoruz. Şu ana kadar belediyemizin sağladığı destek 1 milyar lira, yani eski parayla 1 katrilyon liraya ulaşmış oldu. Bu çok önemli bir destek. Bu kadar destek veren Türkiye'de başka bir belediyede yok. Şahin Bey'in çiftçisi çok şanslı gerçekten. Biz de destek vermeye devam ediyoruz ki vatandaşımız da herhalde güveniyor. Bu destekler devam edecek diyor. Biz de devam ettiriyoruz. Biz yine çalışmamıza devam edeceğiz. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz fidelerimiz gerçekten çok kaliteli. Bölgemize uygun özel olarak ürettirdik. İnşallah bu üretimle sadece Gaziantep'in değil, bütün bölgemizin Güneydoğu Anadolu'nun sebze ihtiyacını da karşılamış oluyoruz. Çiftçimiz bundan gerçekten büyük bir kazanç elde ediyor. Dediğim gibi 15 kat, az önce tarım müdürüm de söyledi. Bu dağıttığımız ürünler en az 15 kat çiftçimize katkı sağlamış olacak. Yani 1 katrilyona yakın bir çiftçimize desteği olacak. Şimdi üreticiyle tüketiciyi buluşturmak istiyoruz. Bu konuda bazı engeller var ama önümüzde inşallah bunları da aşacağız. Ben şunu planlıyorum. Tarladan direkt çiftçimizden alıp pazarda kendi pazarcılarımıza veya kendimiz direkt tüketiciye satmak istiyoruz. Böylece aracıyı ortadan kaldırdığımız zaman hem üretici daha çok kazanacak hem de vatandaşımız ürünü daha uygun fiyata almış olacak. Şu an bunun çalışmasını yapıyorum. İnşallah bunu da gerçekleştirmek istiyorum. Hangi ürün tarlada ucuz, pazarda pahalıysa onu üreticiden doğrudan alıp pazarda tüketicimize doğrudan satışını sağlamış olacağız. Zaten şu anda bizim Koyun Keçi Birliği ile beraber yaptığımız, şehirde kurduğumuz birçok mağazamız var. Burada çiftçimizin sütünü, yoğurdunu, kaymağını direkt doğrudan alıp orada zaten satışını yapıyoruz. Meyve sebzede de inşallah bunu gerçekleştirdiğimiz zaman hem üreticimiz, çiftçimiz hem de tüketici olan vatandaşımız bu işten karlı çıkmış olacak. Fırat'ın suyuyla alakalı da ben kendime yakışanı yapıyorum. İki gün önce Ankara'daydım. Bununla ilgili bazı görüşmeler yaptım. Tarım Bakanımızdan da randevu istedik. İnşallah vekillerimizle, bakanlarımızla da görüşmelerimizi yapıyoruz. Bunu da gerçekleştirdiğimiz zaman, çünkü dünya kuraklığa doğru gidiyor. Bu kadar emek veriliyor. Yağış olmadığı zaman hepsi boşa gidiyor. Boşa gitmemesi için, geleceğimiz için Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmemiz şart. Ben buna inandığım için bunun arkasında durmaya devam edeceğim. Ama biraz bize güç verseydiniz, biraz enerji verseydiniz, elimizi güçlendirseydiniz çok daha güzel olacak. Eğer uygun görürseniz, takdir buyurursanız bir de sizden bir et marketle ilgili sizden bir talebimiz var. Eğer bu konuda da bir yardımcı olursanız, köylüye vermiş olduğunuz hayvanı dahi kestirip direktmen aracı araya koymadan vatandaşımızın daha ucuz bir şekilde ete ulaşımını sağlamış olursunuz. Üretecek çiftçilerimize Allah güç, kuvvet versin, sağlık, sıhhat versin. Yiyenlere afiyet olsun, bereket olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şahinbey Belediye'mizi takip etmeyi unutmayın lütfen.
Her gün beni tepesinde götürdü. Ben insan geldim. Altyazı M.K.